Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Melike Öğüt. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı'nın sizler için hazırlamış olduğu YKS Kampı 2023 Geometri Dersi yayınında beraberiz. Bugünkü konumuz çember ve dairenin ikinci bölümü. Dersimizin içeriği şöyle olacak. Çevrel çember ve sinüs teoremi, üçgenin iç ve dış teğet çemberleri, dairenin çevresi ve alanı. Bu konulardan bahsedip sonra konularla ilgili sorular çözeceğiz. İlk konumuzla başlayalım. Evet, ilk konumuz çevrel çember. Bir üçgenin köşelerinden geçen çembere çevrel çember adını veriyoruz. Şekilde ABC üçgeninin çevrel çemberi çizilmiştir. ABC üçgeninin kenar orta dikmeleri O noktasında kesişiyor olsun. Bu durumda AO doğru parçası, OB doğru parçası ve OC doğru parçalarının uzunlukları arkadaşlar birbirine eşittir. Neden böyle? Bir ikizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenarortay oluyordu. AOB üçgenine bakalım. AOB üçgeninde yükseklik kenarortay olduğu için AOB üçgeni bir ikizkenar üçgendir. Dolayısıyla yan kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu durumda O noktası, şunlar bakın yarıçap oldu. O noktası ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezi oldu. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir üçgende çevrel çemberin merkezi aynı zamanda bu üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktasıdır. Devam edelim. Şekilde ABC üçgeninin çevrel çemberi çizilmiş. Çemberimiz O merkezli ve yarıçapı da büyük R harfiyle gösterilmiş. Şimdi bu üçgenin kenar uzunlukları, iç açılarının ölçüleri ve çevrel çemberinin yarıçapı olan R arasında bir ilişki söz konusudur. Bu ilişkiyi biz sinüs teoremi olarak isimlendiriyoruz. Şimdi ABC üçgeninde A açısının ölçüsü alfa, B açısının ölçüsü beta ve C açısının ölçüsü de teta olsun. Çember üzerinde, üçgenin çevrel çemberi üzerinde bir P noktası alalım. P noktasının özelliği şu olsun. P noktasını B noktası ile bir doğru parçası ile birleştirdiğimizde bu doğru parçası çemberin merkezi olan O noktasından geçsin. Arkadaşlar bu durumda BP doğru parçası çap olur. Şimdi devam edelim. P ve C noktalarını da birleştirdiğimizde bakın C açısı çapı gören çevre açı olduğundan arkadaşlar ölçüsü 90 derece olur. Bu durumda BCP bir dik üçgen oldu. Şimdi ABC üçgeninin kenarlarını isimlendirelim. A köşesinin karşısında kenar uzunluğu A olsun. C köşesinin karşısında kenar uzunluğu C. B köşesinin karşısında kenar uzunluğu da B olsun. BCP üçgenine bakalım. Bu üçgende P açısının gördüğü yay BC yayı. BC yayı aynı zamanda BAC çevre açısında gördüğü yay olma özelliğini taşıyor. Bir çemberde iki tane çevre açı aynı yayı görüyorsa bunların ölçüleri arkadaşlar birbirine eşittir. O yüzden BPC açısında ölçüsü alfa olmalıdır. Şimdi şöyle yapalım. BCP üçgeninde sinüs alfayı yazacak olursak neydi? Karşı dik kenar uzunluğunun hipotenüse oranıydı bu değerin eşiti. BO yarıçap, onu büyük R ile gösterelim. Aynı şekilde OP de yarıçap, onu da büyük R ile gösteriyorum. Bu durumda sinüs alfa değeri A bölü 2R'ye eşit olur. Sinüs alfa ile 2R'nin yerlerini değiştirirsek bu eşitlikte o zaman 2R eşittir. A bölü sinüs alfa eşitliği elde edilir. Farklı üçgenler çizecek olursak benzer şekilde 2R eşittir B bölü sinüs beta ve 2R eşittir C bölü sinüs teta eşitliklerini de buluruz. Şimdi bu üç eşitlik birleştirildiğinde arkadaşlar A bölü sinüs alfa eşittir B bölü sinüs beta o da eşittir C bölü sinüs teta veya farklı bir şekilde ifade edilecek olursa A bölü sinüs A, B bölü sinüs B, C bölü sinüs C eşitliği elde edilir. Buna da biz sinüs teoremi adını veriyoruz. Kenar uzunluklarını, üçgenin kenar uzunluklarını ve iç açı ölçülerini bulmaya yarayan bir teorem bu.
Şimdi de üçgenin iç teğet çemberinden bahsedelim. Şekilde yer alan çember ABC üçgenine D, E ve F noktalarında teğet. Bu üçgenin üç kenarına da teğet olan çembere üçgenin iç teğet çemberi diyoruz. Şimdi iç teğet çemberin merkezi olan O noktası arkadaşlar aynı zamanda üçgenin iç açıortaylarının kesim noktasıdır. Şöyle ki O ve D noktalarını birleştirelim. Biz biliyoruz ki merkezden geçen doğru parçası TDM noktasında TET'e dikti. O zaman OF doğru parçasını çizdiğimde yine burası dik açı olur. OE doğru parçasını çizdiğimde de OE doğru parçası BC doğru parçasına dik olacaktır. Evet. Şimdi bir çembere dışından çizilen teğet parçalarının da uzunlukları birbirine eşitti. O zaman AD doğru parçası AF doğru parçasına eşit. BD doğru parçası BE doğru parçasına eşit uzunlukta. Ve EC doğru parçasının uzunluğu da FC doğru parçasının uzunluğuna eşit olmalıdır. Devam edelim. Şekilde çizilen açıortaylar O noktasında kesişir. Biraz önce söylediğimiz gibi açıortay üzerinden kenarlara indirilen dikme uzunlukları birbirine eşit olduğundan arkadaşlar şunların her biri çemberin yarıçapı olma özelliğini taşır. Evet, sırada üçgenin dış teğet çemberi var. Üçgenin bir kenarına ve diğer iki kenarının uzantısına teğet olan çembere bu üçgenin bir dış teğet çemberi adını veriyoruz. Bakın şekildeki ABC üçgeninde O merkezli çember BC kenarının kendisine teğet. Diğer yandan AC kenarının ve AB kenarının da uzantısına teğet. Bir üçgenin herhangi bir açısının iç açıortayı burada A açısını seçtim. Hemen açıyı çizdik. Bakın şurası açıortay. Diğer iki açısının dış açıortayı ile aynı noktada kesişir. Bakalım. Şu açılar birbirine eş. Dış açıortay çizdik. Aynı şekilde C noktası ile O noktasını birleştirdik. Dış açıortay elde ettik. Şöyle gösterelim. İki dış açıortay ile bir iç açıortay üçgenin dışında bir O noktasında kesişti. O noktasının bir özelliği var. O noktası dış teğet çemberin merkezi olma özelliğini taşır arkadaşlar. Evet, dairenin çevresinden bahsedelim şimdi de. Bir çemberin kendisiyle iç bölgesinin birleşimine daire adını veriyoruz. Bir dairenin çevre uzunluğunun çapına oranı daima bir sabit sayıya eşittir. Biz bu sabit sayıyı pi olarak isimlendiririz. Buradan ç bölü 2r'nin pi'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu eşitlikte içler dışlar çarpımı yapılırsa dairenin çevresi 2 pi r'ye eşit olur. Şimdi yandaki şekilde O merkezli R yarıçaplı dairede AOB bir merkez açı. Bu merkez açının gördüğü yay AB yayı. Bu yayın uzunluğunu biz sembol olarak bu şekilde gösteriyoruz. Şimdi bu yayın uzunluğunu bulmamız istenirse bir tam çember yayı 360 dereceydi. Alfa açısının ölçüsünü biliyorsak o zaman AB yayının uzunluğu bir tam çember yayını alfa bölü 360 derece ile çarparak bulunur. Şimdi dairenin alanından bahsedelim. Yarıçapı R olan bir dairenin alanı A eşittir pi R kare ile hesaplanır. Bir daire diliminin alanı soruluyorsa bize ki daire dilimi neydi? Bir dairede herhangi bir yayın ve yayın uç noktalarını dairenin yani burada A ve B noktalarını dairenin merkeziyle yani O noktasıyla birleştiren iki yarıçapın sınırladığı bölgeye dairenin bir dilimi adı verilir. Burada daire diliminin merkez açısı alfa. Alfa derecelik daire diliminin alanını pi r kare çarpı alfa bölü 360 derece ile buluyoruz. Evet, şimdi sorularımıza başlayalım. ABC bir üçgen. ACD açısının ölçüsü 60 derece. AD doğru parçası BC doğru parçasına dik. EC doğru parçası da AB doğru parçasına diktir. Verilenlere göre CED açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar, bir üçgende
Çapı gören çevre açının ölçüsü 90 dereceydi. Burada ölçüsü 90 derece olan iki tane açı var. ADC açısı ve AEC açısı. AED ve C noktalarından geçen bir çember çizersek o zaman AC çap olur ve çemberin merkezinde ben O harfiyle isimlendiriyorum. Şimdi ACD açısının ölçüsünün 60 derece olduğu söylenmiş. Şurası 60 derece. ADC bir dik üçgen olduğuna göre DAC açısının ölçüsü de 30 derece olur. DAC bir çevre açı. Gördüğü yay DC yayı. Bu yayın ölçüsü arkadaşlar kendisini gören çevre açının ölçüsünün iki katına eşittir. Yani 60 derecedir. Bize CED açısının ölçüsü sorulmuş. Burada CED açısının da aynı yayı DC yayını gördüğünü fark ettik. Çevre açı olduğuna göre CED o zaman gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit olmalıdır ölçüsü. Doğru cevap D seçeneğidir. Sıradaki sorumuza geçebiliriz. Şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberi verilmiştir. AB doğru parçası AC doğru parçasına diktir. AB doğru parçasının uzunluğu 8 cm, DC doğru parçasının uzunluğu BD doğru parçasının uzunluğundan 7 cm fazla. Verilenlere göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Şimdi verilenleri şekilde yerleştirelim. AB doğru parçasının uzunluğu 8 santimetreymiş. Önce şöyle başlayalım. İç teğet çemberin merkezi arkadaşlar O noktası olsun. Bir çemberde merkezden geçen doğru parçası teğet değme noktasında teğete diktir. Dolayısıyla OE doğru parçası AC doğru parçasına diktir. OF doğru parçası da AB doğru parçasına diktir. Bu durumda bunlar yarıçap olur. Evet. Şimdi burada bir kare oluştu. AE doğru parçasıyla AF doğru parçasının uzunlukları da yine R'ye eşit olmalıdır. Bakıyorum. Bir çembere dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçalarının da uzunlukları birbirine eşit olmalı. O zaman ben FB'ye x dersem, FB doğru parçasının uzunluğuna x dersem, BD doğru parçasının uzunluğu da x olmalıdır. Bunun 7 fazlası da DC doğru parçasının uzunluğuna eşitmiş. Aynı şekilde C noktası çemberin dışında bir nokta. C'den çembere çizilen teğet parçalarının uzunlukları eşit olacağından CE'nin uzunluğu da CE doğru parçasının uzunluğu da x artı 7 olmalı. Şimdi x artı r 8'e eşit verilmiş. Şurası 8. Evet, burası da AC doğru parçası da x artı r artı 7'ye eşit. Yani 8 artı 7'den burası AC doğru parçasının uzunluğu arkadaşlar 15 santimetre. Bu bir dik üçgen. O zaman aklıma 8, 15, 17 dik üçgeni gelmeli. Yani BC doğru parçasının uzunluğu 17 santimetre olmalı. 2x artı 7 eşittir 17 santimetre ise 2x eşittir 10 santimetredir. X 5 santimetredir. Diğer yandan x artı r 8 santimetreydi. 5 artı r 8 santimetre ise r buradan 3 santimetre olarak bulunur. Doğru cevap seçeneği C'dir. Evet, sıradaki sorumuza geçelim. Şekilde verilen AB doğru parçası çaplı yarım çember E noktasında DC doğru parçasına teğettir. AD doğru parçasıyla DC doğru parçaları birbirine dik. BC doğru parçasıyla DC doğru parçası birbirine dik. AB doğru parçasının uzunluğu 18 santimetre ve BC doğru parçasının uzunluğu 5 santimetredir. Verilenlere göre EC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Verilenleri şekil düzeninde yerleştirelim. Şimdi AB doğru parçası çapmış. Uzunluğu da 18 santimetreymiş. Çemberin merkezi belli değil. Hemen diyorum ki O noktası çemberin merkezi olsun. Bu durumda yarıçap 9 santimetre olur. O ve E noktalarını birleştiriyorum. Hep söylediğimiz gibi merkezle teğet değme noktasını birleştiren doğru parçası teğete dik olmalı. Yani OE doğru parçası DC doğru parçasına dik oldu. Burası da yarıçap dolayısıyla uzunluğu 9 santimetredir. BC doğru parçasının uzunluğu 5 santimetre verilmişti. Şimdi bir dik üçgen oluşturacağım.
B noktasından geçen ve OE doğru parçasına dik olan bir doğru parçası çiziyorum. Bu dikmenin ayağı H noktası olsun arkadaşlar. Bu durumda OHB üçgeni bir dik üçgen olur. Şimdi şurası 5 santimetredir. Çünkü BCEH bir dikdörtgen. OE doğru parçasının tamamı 9 santimetreydi. OH doğru parçasının uzunluğu 4 santimetre oldu. OHB dik üçgeninde Pisagor teoremi uygulanırsa, bakın HB doğru parçasına x diyelim, o zaman EC doğru parçasının uzunluğu da x olacaktı ki onu sormuşlar bize. X'in karesi artı 4'ün karesi eşittir 9'un karesine. X'in karesi eşittir 81 eksi 16. Buradan x kare 65'e eşit olur. Her iki taraftan karekök alınırsa x 65, karekök 65 santimetre uzunluğundadır deriz. Yani EC doğru parçasının uzunluğu arkadaşlar E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Sıradaki sorumuza geçebiliriz. Evet, bir daire sorusuyla devam ediyoruz. Şekil 1'deki O merkezli AB doğru parçası çaplı, ön yüzü yeşil, arka yüzü sarı, yarım daire şeklindeki kağıt OC doğru parçası ve OD doğru parçası boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi A ve B noktaları E noktasına çakışmaktadır. CD yayının uzunluğu 6 pi birim olduğuna göre O merkezli yarım dairenin alanı kaç pi birim karedir? Şimdi yarım dairenin alanını bulabilmek için öncelikle yarıçapı bulmam lazım. Şekli inceleyelim, neler olmuş burada. Şu işaretlediğim ok yönünde ve bu ok yönünde katlama yapılmış. Katlama sonucunda da bu iki parça OE doğru parçası boyunca çakışmış. Hemen şurada da gösterelim. İlk olarak yapacağımız şey katlanmış durumdaki kağıdı arkadaşlar geri açmak. Bu durumda şuraya ben B noktası diyecek olursam, katlamada E ve B noktaları çakışacağı için ED yayının uzunluğu ile DB yayının uzunlukları birbirine eşittir. Şimdi burası X ise burası X'tir diyebiliriz. Aynı şekilde diğer parçayı da açalım. Şu nokta açtığımızda şu noktada A noktası olacak. Benzer şekilde A ve E noktaları katlama sonucu çakıştığına göre bunu açtığımız zaman CE yayının uzunluğu ile AC yayının uzunluğunun da eşit olması gerektiğini görebiliriz. Bu yayların uzunluklarına da Y diyelim. Soruda bize CD yayının uzunluğu 6 pi birim olarak verilmiş. Yani X artı Y 6 pi birimmiş. Bu durumda 2X artı 2y 12 pi birim olur. Bu da bize yarım dairenin 180 derecelik yay parçasının uzunluğunun 12 pi birim olduğunu gösterir. 2 pi r'nin yarısı 12 pi birim ise, pardon, şuradan pi'leri sadeleştirelim. İkiler de sadeleşti. Bu durumda dairenin yarıçapı demek ki 12 birimmiş. Şimdi yarım dairenin alanı soruluyor bize. Dairenin alanı pi r kare ile bulunuyordu. Bunun yarısını alacağız. Pi çarpı 12'nin karesinin yarısı. 144 pi'nin yarısı 72 pi birim kare olarak bulunur. Doğru cevap seçeneği A olmalıdır. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Evet. ABCD kare. BE doğru parçası, AD doğru parçası çaplı yarım çembere F noktasında teğettir. DE doğru parçasının uzunluğu 1 santimetredir. Verilenlere göre boyalı bölgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi AD çapmış. Hemen çemberin yarıçap, pardon, merkez noktasını belirleyelim. O noktası olsun. Bu durumda arkadaşlar burası R, burası da R. Karenin bir kenar uzunluğu 2R oldu. O zaman AB doğru parçasının, BC doğru parçasının uzunlukları da 2R olur. DE doğru parçasının uzunluğu 1 santimetre verilmiş. O zaman EC doğru parçasının uzunluğu 2R eksi 1 santimetre olarak bulunur. Bir çembere
Dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçalarının uzunlukları birbirine eşitti. Bakın E noktası çemberin dışında bir nokta ve çembere E noktasından teğetler çizilmiş. O zaman EF doğru parçasının uzunluğu da 1 santimetre olur. Şimdi yine B noktası da çemberin dışında bir nokta. B noktasından da çembere 2 teğet parçası çizilmiş. BF doğru parçasının uzunluğu da 2R olur. Bu şekil bir kareydi. C açısı 90 derece. Şimdi şu üçgene dikkatinizi çekmek istiyorum. BCE üçgeni bir dik üçgen. Kenar uzunlukları da şöyle. 2R, 2R-1, şöyle hatta sırayla yazalım. Küçükten büyüğe. 2R-1, 2R ve 2R+1. Bu kenar uzunlukları bize 3, 4, 5 dik üçgenini hatırlatır. 2R 4 santimetre ise arkadaşlar R 2 santimetre demektir. Bize boyalı bölgenin çevresi sorulmuş. Boyalı bölgenin çevresi karenin 3 kenar uzunluğu yani 3 çarpı 2R ve dairenin çemberin ya da yarı çevresinden oluşuyor. 2 pi R'nin yarısı olacak. R'yi ben 2 bulmuştum. Hemen yerine yerleştiriyorum şuraya. Şeklin çevresi diyelim. Şöyle gösterelim. 3 çarpı 2 çarpı 2 artı 2 çarpı pi çarpı 2 bölü 2. İkiler sadeleşti. Burası 12 artı 2 pi. Yani doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Evet, sıradaki soruyla devam ediyoruz. Bir guguklu saatin sarkacı 60 derecelik salınım yapmaktadır. Yarıçapı 2 santimetre olan çeyrek daire şeklindeki sarkacın bağlandığı çubuğun boyu 22 santimetredir. Buna göre sarkacın ucundaki mavi topun aldığı yol kaç pi santimetredir? Evet, guguklu saatin sarkacının bağlı olduğu çubuğun boyu 22 santimetre olarak verilmiş. Burada kesikli çizgiyle belirtilen çubuğun boyu 22 santim. Şimdi sarkaç bir çeyrek daire şeklinde yarı çapı da 2 santimetreymiş. Çubuğun bittiği yerle mavi topu şöyle birleştirirsek arkadaşlar burası da yarı çap olur ve uzunluğu 2 santimetre olur. Yani çubuğun başladığı nokta A noktası ise mavi topun bulunduğu noktada B noktası ise A ve B noktaları arasındaki uzaklık 24 santimetre oldu. Şimdi bu mavi top salınım yaptıkça nasıl bir yol izliyor ona bakalım. Evet. Bir daire diliminin şurada, şurası da C noktası olsun. BC yayı kadar yol izliyor. Şimdi BC yayının uzunluğu sorulmuş bize. Bir yay parçasının uzunluğunu nasıl buluyorduk? Yarıçapı 24 santimetre olan bir çemberin çevresi 2 pi çarpı 24 ile bulunur. Ancak bize bunun sadece 60 derecelik diliminin gördüğü dilimine ait yay parçasının uzunluğu lazım. O zaman bunu ben 60 derece bölü 360 derece ile çarparım. Bakın burayı sadeleştirdim. 6, 1. 24 ile 6'yı sadeleştirdim. Burası 4, burası 1. Dolayısıyla sonucu 8 pi santimetre olarak buluruz. Mavi top 8 pi santimetre uzunlukta bir yol alacaktır. Doğru cevap seçeneği B'dir. Evet, sıradaki sorumuza devam edelim. AB çaplı O1 ve O2 merkezli yarım çemberler birbirlerine AB ve C noktalarında teğettir. E noktası DC doğru parçası üzerinde bir nokta. O1E doğru parçası O2E doğru parçasına dik. AB doğru parçasının uzunluğu 12 santimetre. EC doğru parçasının uzunluğu 2 karekök 2 santimetre. Verilenlere göre şekildeki boyalı alan kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle O1 çemberin merkezi olduğu için yarıçapı isimlendiriyorum. O2 de büyük çemberin merkezi yarıçapını da Y ile isimlendirelim. AB doğru parçasının uzunluğu 12 santimetre verilmiş. O zaman 2x artı 2y 12 santimetreye eşittir. X artı y'yi buradan 6 santimetre olarak buluruz. DC doğru parçası.
Her iki çembere de C noktasında teğet olduğundan ECB açısının ölçüsü 90 derecedir. O1E O2 üçgeninde Öklit teoremini kullanabiliriz. Çünkü dik açıdan dikme çizilmiş. EC doğru parçasının uzunluğu 2 karekök 2 santimetre olarak veriliyor. Biz biliyoruz ki Öklit teoremine göre x ile y'nin çarpımı 2 karekök 2'nin karesine eşittir. Yani x çarpı y buradan 8 olarak bulunur. 8 santimetre kare olarak bulunur. Şimdi iki sayının toplamı 6 iken çarpımı 8 ise bu sayılardan küçük olan 2, büyük olan 4 olmalıdır. Yani şurası 2 imiş. Şurası da 4 santimetreymiş. Bize boyalı alanın büyüklüğü soruluyor. Boyalı alanı hesaplayabilmek için yarım dairenin alanından AC çaplı ve BC çaplı yarım dairelerin alanlarını çıkarmalıyız. Hemen hesaplamamızı yapalım. Öncelikle AB çaplı dairenin yarıçapını bulalım. 12 santimetreydi AB doğru parçasının uzunluğu. O zaman yarıçap arkadaşlar 6 santimetre olacaktır. AB çaplı dairenin yarım dairenin alanı pi çarpı 6'nın karesi bölü 2. Bundan yarıçapı 2 santimetre olan yarım dairenin alanını çıkarıyorum. Pi çarpı 2'nin karesi bölü 2. Bir de yarıçapı 4 santimetre olan yarım dairenin alanını çıkarıyorum. Pi çarpı 4'ün karesi bölü 2. Bizden istenen boyalı alanı arıyoruz. Şimdi 36 pi'nin yarısı 18 pi. Şöyle şurayı ayıralım. Eksi 4 pi'nin yarısı 2 pi ve 16 pi'nin yarısı da 8 pi. İstenen alan buradan 8 pi santimetre kare olarak bulunur. Doğru cevap seçeneği D'dir. Evet, sıradaki soruyla devam edelim. Şekil 1'de verilen bir kenarının uzunluğu 10 santimetre olan kare biçimindeki kartonun içine kenarlarına teğet olacak şekilde bir daire çiziliyor. Ve bu daire kesilerek çıkarılıp şekil 2'deki gibi çapı boyunca ikiye katlanıyor. Buna göre şekil 2'deki karton parçası şekil 3'teki gibi AB doğru parçası boyunca çapa teğet olacak biçimde katlandığında AB doğru parçasının uzunluğu kaç santimetre olur? Şimdi arkadaşlar, buradaki karenin bir kenar uzunluğu 10 santimetre olduğuna göre dairenin çapı da 10 santimetredir. Dairenin yarıçapı 5 santimetre olur. Şimdi katlama tekrar bir katlama yapılmış. Katlama sonucunda eğer ben bu katı açarsam o zaman şuranın tamamı yarıçap olacak. 5 santimetre olacak. Burası birbirine dik ve şu parçaların uzunlukları arkadaşlar birbirine eşit olur. Çünkü katlamıştık. Bunlar birbirle çakışmıştı. Açtığımız zaman bu doğru parçaların uzunlukları birbirine eşit olacak. Aynı zamanda merkezden geçen bu doğru parçası arkadaşlar kirişi ortalayacak. Bunların da uzunlukları birbirine eşit olacak. Bakın. Şimdi yarı çapı çiziyorum. Yarı çap 5 santimetreydi. Şimdi burası da şu noktalara isim veriyorum. O, C. O, C doğru parçası da yarı çapa eşit uzunlukta olduğuna göre. Burası da yani şu nokta H dersek. O, H doğru parçasının uzunluğu da 5 bölü 2 olmalıdır. Bu bir dik üçgen olduğuna göre. Hangi dik üçgende dik kenarlardan birinin uzunluğu hipotenüsün yarısıydı? 30, 60, 90 üçgeninde. Yani şu açı 30 derece olmalı. Bu açı 60 derece olmalı. Bu durumda 30 derecenin karşısı 5 bölü 2 santimetreyken 60 derecenin karşısı 5 karekök 3 bölü 2 santimetre olur. AH doğru parçası ile HB doğru parçasının uzunluğu da birbirine eşit olduğundan BH doğru parçasının uzunluğu da 5 karekök 3 bölü 2 santimetre olur. Buradan AB doğru parçasının uzunluğu 2 çarpı 5 karekök 3 bölü 2'den
5, karekök 3 santimetre olarak bulunur. Doğru cevap seçeneği arkadaşlar A'dır. Evet, sıradaki sorumuz gelsin. Çevral çemberle ilgili bir soru. Şekilde ABC üçgeni ve bu üçgenin O merkezli çevrel çemberi verilmiştir. A bölü B oranı 1 bölü karekök 3'e eşit. ABC açısının ölçüsü ile CAB açısının ölçüleri arasındaki fark 90 derece. AO doğru parçasının uzunluğu 5 santimetredir. Verilenlere göre AB doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Evet, çevrel çemberle ilgili bir teoremimiz var demiştik. Sinüs teoremi. Onu şöyle yazalım. A bölü sinüs A eşitti. B bölü sinüs B. O da C bölü sinüs C'ye eşitti. O da 2R'ye eşitti. R burada ne arkadaşlar? Çevrel çemberin yarıçapı. Şimdi verilenleri yerleştirelim. ABC açısının ölçüsü ile CAB açısının ölçüleri arasındaki fark 90 dereceymiş. CAB açısının ölçüsü alfa ise o zaman ABC açısının ölçüsü bunun 90 derece fazlasıdır. Alfa artı 90 derece. Yarı çapta 5 santimetreymiş. Şöyle yazalım. Şimdi A bölü B oranında 1 bölü karekök 3'e eşitmiş. Yazıyorum. A bölü sinüs alfa eşit olmalı. B bölü sinüs 90 derece artı alfa. Şimdi A bölü B eşittir. Sinüs alfa, bakın sinüs alfa ile B'nin yerini değiştiriyorum bu eşitlikte. Sinüs alfa bölü sinüs 90 derece artı alfa. Şimdi bu da bu ifadede kosinüs alfaya eşittir. Sinüs alfanın kosinüs alfaya bölümü de arkadaşlar tanjant alfaya eşittir. Bu ifade 1 bölü karekök 3'e eşit verilmiş. Alfa bir dar açı. Dolayısıyla alfa açısının ölçüsü 30 derece olmalı. Alfa 30 derece ise ABC açısının ölçüsü 120 derece olur. Şimdi bana C değeri yani AB doğru parçasının uzunluğu sorulmuş. C açısının ölçüsü de 30 derece olmalı. Çünkü burası 30, burası 120 derece olarak bulundu. Hemen şu özelliği kullanarak hesaplayalım. C bölü sinüs 30 derece eşit olmalıdır. 2R'ye, R de 5 olarak verilmişti. Yani C 10 çarpı sinüs 30'a eşittir. O da 10 çarpı 1 bölü 2'den 5 santimetre olarak bulunur. Doğru cevap seçeneği D'dir. Evet, sıradaki sorumuza devam ediyoruz. ABC üçgen, BD doğru parçası çaplı çember, ABC üçgenine E noktasında teğet. AE doğru parçasının uzunluğu BC doğru parçasının uzunluğuna eşit. BD doğru parçasının uzunluğu 12 santimetredir. Verilenlere göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi BD doğru parçası çaplı çemberin merkezi O noktası olsun. Bu durumda OD doğru parçasının uzunluğuyla BO doğru parçasının uzunluğu 6'şar santimetreye eşittir. Bunlar yarıçaptır. Şimdi AE doğru parçasının uzunluğu ile BC doğru parçasının uzunluğu eşit. Aynı zamanda C noktası çemberin dışında bir nokta ve buradan arkadaşlar çembere teğet çizilmiş. O zaman BC doğru parçasının uzunluğuyla da EC doğru parçasının uzunluğu birbirine eşittir. Şimdi burada şu açı 90 derece. Çünkü merkezden geçen doğru parçası teğet DM noktasında teğete dikti. Bir dik üçgen görmüş olduk. ABC üçgeni bir dik üçgen. Aynı zamanda dik kenar uzunluklarından birisi BC doğru parçasının uzunluğu hipotenüsün uzunluğunun yarısına eşit. O zaman kesinlikle A açısının ölçüsü 30 derece olmalıdır. Burası da yani BC açısının ölçüsü de 60 derece olmalıdır. Bu durumda bakın tekrar buradan da O noktasıyla TDM noktasını birleştirdim. Açıyı yerleştirdim. AOE üçgeni de bir 30-60-90 üçgeni oldu. Burası da 6.
30 derecenin karşısı 6 birim uzunluktaysa, 6 santimetre uzunluktaysa OEA üçgeninde 90 derecenin karşısı 12 santimetre uzunlukta olmalıdır. Buradan AD doğru parçasının uzunluğu da 6 santimetre olarak bulunur. Şimdi bize boyalı bölgenin alanı sorulmuş. Boyalı bölgenin alanını bulmak için öncelikle BC doğru parçasının uzunluğunu bulmalıyım. Yine AOE üçgeninde 30 derecenin karşısı 6 santimetre uzunluktaysa 60 derecenin karşısı 6 karekök 3 santimetre uzunluktadır. Buralar hep birbirine eşit uzunluktaydı. Şimdi dik üçgenin alanını bulabilirim. Dik üçgenin alanından BD çaplı yarım dairenin alanını çıkarırsam boyalı bölgenin alanını bulacağım. Evet, alan boyalı şeklinde ifade edelim. Üçgenin alanı 18, dik kenarların çarpımının yarısı olacak. 18 çarpı 6 karekök 3 bölü 2 eksi yarım dairenin alanını çıkarıyorum. Pi çarpı 6'nın karesi bölü 2. Sadeleştirdim. 9. 54 karekök 3 eksi 36 pi'nin yarısı 18 pi santimetre kare. Yani doğru cevap arkadaşlar B seçeneğinde verilmiştir. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Evet. PT ışını çembere T noktasında teğet. B noktası PA doğru parçası üzerinde bir nokta. AB doğru parçasının uzunluğu PB doğru parçasının uzunluğunun 3 katıdır. TA doğru parçasının uzunluğu 24 santimetredir. Buna göre TB doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi öncelikle verilenleri şekil üzerinde yerleştirelim. PB doğru parçasının uzunluğu K birim ise AB doğru parçasının uzunluğu arkadaşlar 3K birimdir. TA doğru parçasının uzunluğu da 24 santimetre olarak verilmiş. Şimdi açılara bakalım. PTB burada bir teğet kiriş açı. Teğet kiriş açının ölçüsü ile teğet kiriş açının gördüğü yayı gören çevre açının ölçüsü birbirine eşittir. Burası da alfa olacak. Şimdi ATB açısının ölçüsü teta ise bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit, ölçüleri toplamına eşit olduğundan burası alfa artı teta olur. P açısını da şöyle işaretleyelim. P ortak açı olacak şekilde açı açı benzerliğinden iki benzer üçgen görüyorum. Bunları yazalım. P T A üçgeni ile P B T üçgenleri arkadaşlar birbirine benzerdir. Benzer üçgenlerde eş açıların karşısındaki kenar uzunlukları orantılıdır biliyorsunuz. Hemen bakalım. Küçük üçgende PTB üçgeninde alfa açısının karşısında kenarın uzunluğu K iken büyük üçgende alfa açısının karşısında kenarın uzunluğuna X diyelim. K'nin X'e oranı eşit olmalıdır. Küçük üçgende alfa artı teta açısının karşısında kenar uzunluğu X. Büyük üçgende alfa artı teta açısının karşısında kenarın uzunluğu 4K. Diğer taraftan P açısının karşısında kenarın uzunluğu küçük üçgende TB doğru parçası iken TB doğru parçasının uzunluğu iken büyük üçgende 24'e eşit. Şimdi bu eşitliği kullanarak biz TB doğru parçası uzunluğunu bulacağız. Önce şu iki oranın eşitliğini kullanalım. X'in karesi, içler dışlar çarpımı yapıyorum. X'in karesi eşittir 4K'nin karesi. Buradan X eşittir 2K olarak bulunur. Şimdi x yerine 2k yazalım. 2k'nin 4k'ye oranı eşittir. TB doğru parçasının uzunluğunun 24'e oranına. K'ler sadeleşir. 2 ile 4 sadeleşir. 24 ile de 2 sadeleşir. Bu durumda TB doğru parçasının uzunluğu 1 çarpı 12'den içler dışlar çarpımı yaptım. 12 santimetre olarak bulunur. Doğru cevap seçeneği C'dir. Evet arkadaşlar, bu soruyla bugünkü dersimizin sonuna geldik. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.